Herkese merhaba, Zeytin Dalı programındasınız. Bugün çok kıymetli bir konu stüdyomda ağırlıyorum. Sevgili Mario Levi. Merhaba. Mario, hoş geldin, ayaklarına sağlık. Teşekkür ederim, hoş bulduk. Sağ ol. Seni burada görmek çok büyük bir mutluluk. Sağ ol. Teşekkür ederim. Mario sadece benim sevdiğim bir yazar değil, aynı zamanda çok da sevdiğim bir arkadaşım. Sağ olsun, o kadar yoğun bir programı vardı ki ama atladı geldi. Teşekkür ederim. Ve de üstelik Yanlış Tercihler Mahallesi ile geldin. Evet. Ya ne güzel bir at bu. Çok teşekkür ederim. Ya bu benim. Gösterelim de dur. Bu benim son romanım. Evet. Şimdi şöyle bir durum var. Ben hiçbir zaman bir adla başlamıyorum yola çıkarken evet. Kitaplarıma. Sadece bir tek, yani bugüne kadar işte bu 13. kitabım, sadece bir tek kitabımın önceden adı vardı. Fakat ondan sonra hepsi en sonda çıkıyor. Yani kitabı bitirmek üzereyim diyelim. O anda bir yerlerden bir ad geliyor. Bir yerlerden geliyor. Dolayısıyla nereden gelirse gelsin. Hiç şey etmiyorum. Yani kurcalamıyorum. Yeter ki gelsin. Ve işte o zaman da Yanlış Tercihler Mahallesi geldi. Dolayısıyla benim sevdiğim bir başlık oldu. Çok. Ve bu romanı da doğrusunu söylemek gerekirse çok büyük bir keyifle yazdım. Ya yaşamı anlatan bir kitap var karşımızda. Hı-hı. Teslim etmek gerekiyor. Hı-hı. Bir de kitabın sonunda hani kitapta ne oluyor, ne bitiyor çok da fazla tartışmayacağım. Tamam, satışları etkilememek adına. En azından sonunu söylemeyelim. Heh, sonunu söylemeyelim. Evet. Ama çıkalı da epey zaman oldu değil mi? Oldu. 2017'nin Ekim'inde çıktı kitap. Söyleyebilir mi şimdi aslında sonu? Olabilir, hiçbir mahsuru yok. Söylemeyeceğim, hayır hayır, ama sadece kitabın en son sayfasında evet. Hakikaten yani çok etkileyici bir bölüm var. Onu paylaşmak istiyorum izleyenlerimizle. Gırnata Kütüphanesi'nde 15. yüzyıldaki büyük yangından bize kalan satırları paylaşmışsın. Aslında hani buna bakıp da kitabı anlayabiliyorsunuz, yani takip edebiliyorsunuz o satırlar üzerinden. Şöyle diyor: karanlık, aydınlık, yine karanlık, en karanlık, en aydınlık, hiçbir hayal yalan değildi. Hiçbir hakikat hayal. Hiçbir hikaye ilk ya da son. Bu dünyaya bir sürgün gibi geldik. Asıl aynanın içimizde değil mi? İçimizde kaldığını yıllarca fark etmeksizin. Ve ben doğduğum günle birlikte unutmaya başladım. Anlattıklarım, hatırlayabildiklerimdi. Ya 1492 yılı yani. Şimdi bu aslında şöyle. Bunun sırrını açıklayayım. Bu benim yazdığım bir yazı. Ve okuduğumda çok etkilenmiştim. Şimdi 1492 bildiğin gibi son Granada Krallığı'nın ya da bugün İspanyolca söylenişi Granada Krallığı'nın düşmesi ve Müslüman Krallığı'nın bitmesi ve Katoliklerin bütün ülkeye hakim olmaları. Rivayet edilir ki Gırnata Kütüphanesi'nde 1 milyondan fazla kitap yakılmış. Bu insanlık tarihi aslında evet, değil mi? Evet, insanlık tarihi ve hatta denir ki yani eğer oradaki bilgiler yok olmasaydı insan uzaya daha çabuk giderdi. Yani her şey daha erken olurdu. Her şey daha erken olurdu. Hmm. Dolayısıyla büyük bir bilgi ama nasıl yakıldığı o konuda farklı rivayetler var. Fakat bildiğimiz şu ki bir bilgi yok oldu. Bu yüzden biraz da onu hatırlatmak, onu gündeme getirmek için... Çok etkileyici. Evet, çok etkileyici. Çok etkileyici. Onu elimden geldiğince anlatmaya çalıştım. Şimdi Yanlış Tercihler Mahallesi'nde birçok kırık hayat var. Yani işte senin de bu son noktada verdiğin evet, gibi. Evet. Bunlardan çoğu da tırnak içinde kullanalım. Azınlık tabir edebileceğimiz bir gruptan. Şimdi hem bunu hem sürgün olmayı hem de hepimizin aslında birer sürgün olması gerçeğini. Hem mesela buna çok inanıyorum. Hepimiz birer sürgünüz bu yeryüzü gerçeğinde. Tabii tabii. Konuşmak istiyorum. Yani bir de mesela bazı cümlelerim var o kadar güzel ki sağ ol. Onları okurken bambaşka yerlere gittim. Hayat bizi uzaklara attı diyorsun. Hı hı. Evet. Ya aslında bunu derken hani yakın nedir ki? Tabii ki. Yakın tabii. Nedir ki? Yani şimdi bak, önce şunu söyleyeyim. Sorunun içinde birkaç soru var. Bunların hepsi... Ben zor soruyorum. Çok zor. Ben hemen peşine söyleyeyim. Çok kazık bir soru bu. Ne yapacağım ben bilmiyorum. Fakat şöyle bir yerden toparlamaya çalışacağım. Şimdi öncelikle şu. Çok doğru söyledin. Tırnak içinde azınlık dedin. Evet. Şimdi çünkü tırnak içine koymasak hemen bir etnisiteyi vurgulamış olacağız. Ya da bir dini azınlığı vurgulamış olacağız ki bu kitapta bu yok. Bunu istemiyorum. Ama kendini azınlıkta ve yaşadığı ülkede bile, yaşadığı coğrafyada bile sürgünde hisseden herkes benim ilgi alanımda burada. Dolayısıyla oradaki Vahit amcanın söylediği işte hayat bizi uzaklara attı ifadesi biraz da ona denk geliyor. Evet. Çünkü kendi coğrafyandasın, kendi coğrafyanda kendini var etmeye çalışıyorsun ve birdenbire bakıyorsun ki o duygularınla, o hayallerinle, o beklentilerinle yabancılaşmışsın. Şimdi bunun büyük bir acının kaynağı olduğuna inanıyorum. Fakat öte yandan şu da var. Bunlar olmalı ki biz yazabilelim. Doğrusun. Yani bunlar yani bunların olmasını temenni ettiğimden söylemiyorum. Ama bunlar bizim yazarlıktaki itici gücümüz. Çünkü bu acılar ile baş etmek için de yazıyoruz aynı zamanda. Ve bu aslında ben şöyle söyleyeyim. Aslında 10.000 yıllık bir mesele. Yani insanlık hep bunun için savaştı. Bir mutsuzluktan bir mutluluğa doğru gitmek için. Onu arayabilmek için. Bulabildin mi sence? Bence bulamadı. Hayır, bence bulamadı. Bulamadı değil mi? Bence de bulamadı. Yok. Yani şöyle söyleyeyim. Hepimiz bir sürgünüz ifadesinde de aslında kadim metinlere bir gönderme var. Yani cennetten kovulduk. Dolayısıyla artık biz başka bir yerdeyiz. Ve başka bir yerde cennet bahçesinden kovulduğumuz için başka bir yerde kendimizi anlamaya, var etmeye ve birbirimizi anlamaya çalışıyoruz ama ne kadar başarabiliyoruz bunu bilmiyorum. Yabancılaşmamızın nedeni bu mudur yani? Tabii. Ve kahramanlarımız aynı zamanda işte bunun acısını çekiyor. Bu yüzden bazı yanlış tercihler yaptıklarını zamanın akışında daha iyi anlıyorlar. Ama bu yanlış tercihler zaten onları da var eden durumlar. Evet. Onları da var eden gerçekler. Çünkü başka türlü yaşamaları zaten mümkün değildi. Ben de burada duruyorum şimdi. Bunu sindirmem gereken laflar çünkü bunlar. Tabii, sağ ol. Mario, metni incelerken çok hızlı okudum, onu da söyleyeyim, özür dileyerek. Estağfurullah, rica ederim. Şimdi başlığı hakikaten hani çok seslilik olarak ifade ettik. Yaptığım bir sürü şey var. Bir tanesi tartıştığın konular tamam, onlar katman katman gidiyor. Açtıkça bambaşka şeyler çıkıyor. Ama bir de çok teknik olarak karşımıza sen iki anlatıcı çıkarmışsın. Evet, evet. Ne diyeyim sana bilemedim. Yani şimdi bir hikayeci var aslında. Evet, evet. Bir de arkasında çok bilmiş başka biri var. Evet. Evet. Şimdi ya şöyle söyleyeyim. Bunun birazcık altyapısı konusunda bir bilgi vermem lazım. Şimdi ben 1976-77 yıllarıydı. Üniversitede öğrenciydim. İlk hikayelerimi yazmaya aslında daha doğru bir tabirle çiziktirmeye başladım. Kendimi tanımaya başladım. Ve uzun yıllar hep böyle bir arayış içinde oldum. Yani bir şeyleri anlatmak istedim. Ben kendi edebiyat serüvenimi düşündüğümde 3 aşamadan geçtiğimi düşünüyorum. Belki birçok yazar için de öyledir. Birinci aşama bir ototerapi aşamasıydı. Hmm. Yani kendimi sağaltmak için ve kendi yaralarımı sarmak için. 70'li yıllar bunlar değil mi? 70'li yıllar, 80'li yıllar, ya bayağı uzunca bir süre. Uzun zaman aldı. Uzun zaman aldı. Çünkü şey olarak düşün bunu. Yani sadece bireysel sorunların değil, bir de toplumsal bir takım yaralar var ortada. Yani biraz da onları sarmak için, anlatarak kendini sağaltmak için yazdım. İkinci aşama bir kendini var etme aşamasıydı. Yani ben buradayım, sen neredesin sevgili okurum diyen Oğuz Atay gibi. Hmm. İşte ben buradayım, evet. Ve ben buyum. Yani evet. Bunları yaşadım, bunları gördüm ve sizin de görmenizi istiyorum demek için. Hmm. Üçüncü aşama 2013'te size pandispanya yaptım ile başlayan bir aşamadır. Hmm. Orada da bir kendini aşma aşamasındaydım. Yani anlatabileceklerimin bir kısmını anlattım. Tamam, iyi, anlatabildim. O da iyi. Fakat şimdi daha başka ne yapabilirim? Yani anlattıklarımın üzerine daha başka ne koyabilirim? Şunu söyleyeyim. Artık sermayeden yemek istemedim. Yani biraz daha ileri gitmek. Yani neredeyse yeniden başlamak gibi böyle bir sevdam vardı. Ama tabii geriden gelen bir tecrübe de vardı. Yani onu da beraberinde getirdikleri. O tecrübe ama çok önemli bir tecrübe. Çok önemli. Yani çok bunu önemli. Bizi izleyen çok önemli. Yazar adaylarına bunu ifade etmemiz lazım. Şüphesiz. Yani bu tecrübe çok önemli ve zaten öyle bir aşamadan geçmeden önce yenilikleri deneyemiyorsun. Evet. Yani şöyle söyleyeyim. İşte dediğim gibi size pandispanya yaptığıma gelene kadar neler var? Ben yazdıklarımı artık yeterli bulmadığım bir yere geldim. Halbuki ne kadar güzel şeyler yazdın. Teşekkür ederim ama sağ ol, ama bir de şöyle bir şey var. Bu böyle bir aşama. Yani böyle biraz daha ileri gidiyorsun. Evet. İşte bunun artık sonucu, yani belki de zirvesi diyebilirim. Bu kitap oldu. Yani ben mesela bu kitaba şu anda tamam, yani İstanbul bir masaldı, bir klasik oldu. İşte 33 dile tercüme edildi falan filan. Madame Fleury'si dönmeyebilir. Bunların hepsi Madame Fleury'si dönmeyebilir. Önemli. Bir şehre gidememek. Bir şehre gidememek. Bunların hepsi benim için önemli kitaplar. Yani fakat bu romanda biraz daha çok hayal ettiklerimi yapabildiğim kanaatindeyim. Yani hayalimdeki romana biraz daha yaklaşabildiğim kanaatindeyim. Bu sebeple de senin sözünü ettiğin iki anlatıcılı yere geldik. Evet. İki anlatıcı. Şimdi birinde klasik anlamda bir hikayeci var. Bize bir takım hikayeleri anlatıyor. Daha doğrusu bir hikayeci karşısına öyle bir şey ediniyoruz, bir dünyanın içine giriyoruz. Sanki bir başkasına şimdi şu hikayeleri anlatacağım, şimdi şu hikayeleri anlatacağım diyor ve anlatıyor o hikayeleri. Burada biraz da şeyden etkilendim açıkçası. Binbir Gece masallarındaki çok çekmece yöntemden. Evet, çok hissediliyor. Evet. Onu büyük bir şeyle, açık yüreklilikle ve gururla söylüyorum. Çok yani etkilendim bundan. Evet, etkilenebilir. Yani bir yazar bundan etkilenebilir. Elbette. Yani bu bir aslında etkilenmesi de son derece doğal. Çünkü edebiyat bir mirastır. Bir mirası taşımayı bilmektir. Ve bir yerlerden aldıklarını kendi süzgecinden geçirerek birilerine aktarmayı bilmektir. Burada bu var. Bir de kendime hep şunu söyledim. Hayatın gerçeklerinin hiçbir zaman tek bir yüzü yok. Hiçbir zaman yok. Bunu bugüne kadarki hayat tecrübem fazlasıyla gösterdi. Çok önemli bu söylediğin. Çok önemli. Hiçbir zaman tek bir yüz yok ve hatta şöyle söyleyeyim, en yakın ilişkide bile. Yani bir baba kız, anne oğul, eşler, karı koca. Yani en yakın ilişkileri düşünsen bile evet, aynı gerçeğin belki 2'den fazla yüzü var. Anlatabiliyor muyum? Evet. Aynı gerçek yok hiçbir zaman. Bu sebeple hep şunu söylerim. İnsan ilişkilerinde doğru da yoktur, yanlış da yoktur. Sadece insan ilişkileri vardır. Haliyle biraz da buna... Rahatlatan bir şey yani. Rahatlatan bir şey tabii. Biraz da buna dikkati çekmek istedim. Ve açıkçası şunu da söyleyeyim. Kendimi de biraz sınadım. Yani yazıyorsun bir hikayeyi, bir akışı var onun ama bir dakika başka bir boyut da var. Yani işte efendim işte Muammer amca şunu şöyle şöyle yaşıyor, tamam, ama karşı taraftan yaşananlar başka türlü görülüyor. Sürekli olarak bunu yapmak istedim ve yine aynı arayış. Yani bu yeterli değil, daha fazla ne yapabilirim Mario, sorusu. Bir de şu var, mesela bir öyküde bir kahraman geçiyor ama başka bir öyküde onun için sen başka bir parantez açıyorsun. Evet. Bu da aslında çok güzel. Yani hayatın evet, o çok sesliliğine, çok boyutluluğuna, hayat bir sadece kısır döngüden ibaret değildir. Değil. Güzel bir yanıt orada. Tabii ki. Mesela şu neye benzer biliyor musun? Aşamalar diyoruz ya, hayatın değişen yanları. Heh, sen anladım, şimdi 18 yaşındaki Müge misin? Değilsin tabii. Değilim, aman iyi ki de değilim. Ha, tabii tabii. Değil kesinlikle mi? Ben onu şey etmiyorum yani. Ama bir başka türlü bakmaya başlıyoruz. Anlıyorum, merak etme. Kaldı ki bir de şu çok önemli. Kimileri Mario'yu şu yönüyle daha çok görür. Kimileri başka yönüyle daha evet, çok görür. Kimileri sevmez, kimileri sever. Hiç önemli değil. Sevmeyenlere de selam olsun. Zaten herkes tarafından seviliyorsam bir şeyleri var, yanlış yapıyorum demektir. Sorun var. Anlatabiliyor muyum? Yani ama bunu kabul etmek bile çok zaman aldı. Yani onu değil söyleyeyim. Yani hakikaten bunu bir kendime yönelik bir eleştiri olarak da söylüyorum. Boşu boşuna üzmüşüm kendimi. Ne güzel söyledin. Boşu boşuna üzmüşüm. Herkes beni sevsin. Niçin sevsin ki yani? Anlatabiliyor muyum? Niçin sevsin? Böyle bir mecburiyet niye olmalı? Böyle bir mecburiyet yok. Evet. Kimilerinin de sinirine dokunuyor olabilirim ayrıca. Ki bu iyi bir şey. Şu anda da bu olabilir mesela. Dur evet, toparlayacağım şimdi. Evet. Şimdi dur. Kitapta bir de benim çok ilgimi çeken kokular. Aa evet evet. Ya kokularda koptum Mario. Evet. Kesinlikle. Evet. Çünkü kokular bir başka bir yer. Tabii yani ki. Yer, mekansal olarak da başka bir diyar aslında yani. Evet kesinlikle. Şimdi bunu biraz anlatsana. Anlatayım, hadi güzel güzel anlatırsın. Anlatayım. Şimdi bak. 5 duyumuz var. İlkokuldan beri bize öğretilen bu 5 duyu var ya. Edebiyattaki karşılıklarını düşünsen, en az işlenen duyu, koku alma duyusu, burun. Gözler için neler neler söylendi. Evet. Ses için neler neler söylendi. Duyulanlar için, kulak için neler, dokunma için neler neler söylendi. Fakat yani en belirgini tabii yani kokunun yer aldığı en belirgin roman, ki çok başarılı bir romandır, Patrick Süskind'in Koku adlı evet, romanı. Fakat şöyle söyleyeyim, bilimsel olarak kanıtlanan bir gerçek var. O da şu, hatırlamayı en güçlü şekilde sağlayan koku. Birdenbire seni bir yerlere götürüyor. Kesinlikle. Şimdi bunu tüm doğallığı içinde yaşadım bu kitabı yazarken. Ve kendimi hakikaten bir akışa bıraktım. Bu kokuların beni götüreceği yerlerle ilgili olarak. Dolayısıyla bunun çok önemli bir insan gerçeği olduğunu düşünüyorum. Ve burada birçok gizlide kalmış yaşantının nefes aldığını düşünüyorum kokularda. Yani bu kokuların farklı çağrışımları olması, hı hı, senin, benim, başkası için farklı çağrışımları olması da önemli değil. Bizi bir yere götürmesi önemli. Yani şimdi ben şöyle desem, işte bir evden gelen kızarmış patlıcan kokusu desem. Şimdi bu, sadece bunu söylemem bir okurda farklı çağrışımlar uyandırabilir. Katman katman. Katman katman. Evet. Bende çok farklı çağrışımlar uyandırıyor. O Muammer amcanın kırtasiye... Evet. Nasıl etkilendim? Ya Muammer amca benim bu romandaki en sevdiğim karakterlerden biri. O bölümü çok ayrı sevdim ben. Evet. O balonlu. Balonlu, evet. O gerçekten beni çok etkilen bir karakterdir. Ama tabii bunu şimdi söylemek ve bunu sana hatırlatmak bana düşecek. Bir de romandaki kadınlar var. Onun ayrı bir programda konuşacağız. Ayrı bir programda, evet. Yani, çünkü ben her şeyi merak ediyorum. Şimdi ben tabii bunu bir erkek gözüyle yazdım. Bir kadın gözüyle bu kadınları nasıl gördüğünü çok merak ediyorum. O ayrı bir program ayrı olsun. Ayrı bir programda, evet, tabii yani, ki Mario Bey. Ayrı bir sohbet olsun. Fakat şunu söyleyeyim. Bunu mutlaka fark etmişsindir ya da belki sorma ihtiyacını duyacaksın. Şu çok önemli. Buradaki kahramanların hiçbiri hayatımdan geçmedi. Ne Nedret, ne Saadet, yani bu kahramanların... Ama bunu sana çok sormuşlardır. Evet, evet. Onun için sormadın. Evet, çok sordum. Hiçbiri hayatımdan geçmedi. Ama bunu çok iyi anlayacağını biliyorum bir yazar olarak şimdi söyleyeceğimi. Ama ben hepsini tanıyorum. Bunu aç hadi. Aç. Bizi izleyenler için. Bunu hepsini tanıyorum. Neden? Çünkü şimdi bir şey var, bir görüş var. Yani bunu artık hani tabiri caizse bizi seyredenler mazur görsünler. Bir geyik var diyelim. Yani denir ki işte ilk kitap veya ilk kitaplar otobiyografiktir. Ondan sonra yazar başka bir yere gider. Ben buna hiç inanmıyorum. Benim inandığım görüş şu, her kitap otobiyografiktir. İstediği kadar bir hayal gücünden kaynaklanıyor olsun. Hı. Mesela insan kendi hayat deneyiminde olmayan bir gerçeği hayal edemez. Evet. Hiçbir hayal edemez. Evet. Yani şimdi neden mesela... Senin kitaplarınla benim kitaplarım farklı. Ve neden bu güzel, yani bu farklılık neden var ortada? Çünkü biz farklı bireyleriz. Ve farklı deneyimlerden, her ne kadar aynı coğrafyayı, aynı dili, aynı duygu iklimini paylaşıyor isek de farklı yerlerden geçiyoruz. Sen farklı şeyleri hayal ediyorsun, ben farklı şeyleri hayal ediyorum. Claude Simon şunu söyler. Hayal gücünün kendisi bile otobiyografiktir der. Yani muhayyilenin kendisi bile otobiyografiktir der. Çünkü biz ona göre yaşıyoruz. Dolayısıyla mesela Nedret karakteri, kim bilir hayatımdan geçen, yakın ilişkiye girdiğim veya sadece gördüğüm herhangi birkaç kadının birleşmesinden ortaya çıktı. Çok uzun anlatmışsın o bölümü. Evet. Var bir şey yani. Kesinlikle yok. Kesinlikle yok. Hiçbir ipucu vermem. Fakat şunu söylüyorum. Yani bir şey, ben de nereden aldım bu kaynağı? Nereden esinlendim? Kendime sormuyorum bile. Anlatabiliyorum. Anlıyorum. Kendime sormuyorum bile. Bu açıdan bu güzeldi. Yani bu kahramanlarımın hepsinin hayatımdan geçmemişseler de kendi hayat deneyimden geçtikleri için çok yakınımda bir yerde durduklarını düşünüyorum. Çok enteresan bir açıklama bu tabii. Yani şimdi oradan da romana geleceğim. Hı hı. Yani roman mı hikaye mi tam olarak ne diyeceğimi bilemediğim bir metin var karşımda aslında. Haklısın, yani tek tek haklısın. Bölümler olarak da okunabilir, birbirini takip ederek doğru. de okuyabilirsiniz. Haklısın. Farklı yerlerden başlayarak okunabilir değil mi? Evet, doğru söylüyorsun. Metinler arası bir geçişkenlik var, her şey var, her şey var. Doğru, ve Mario'da var yani. Haklıyım. Çok haklısın. Ha. Yani şu açıdan, şöyle söyleyeyim. Birincisi, yani biz bunu yazı atölyelerimde de, üniversitedeki derslerimde de açıklamaya çalışıyorum. İşte öykü, hikaye, işte şöyle şöyle özellikleri var. Roman, şöyle şöyle özellikleri var. Tamam, yani bunları teorik olarak anlatabiliriz belki. Fakat şu kesin, ben artık türler arasındaki sınırların belirsizleştiğini düşünüyorum günümüzde. Yani orada da bir kırılma olduğu kanaatindeyim. Neticede hepsi hikaye. Öyle diyelim toparlamak için. Yani, peki. Evet. Gel metnin içine girelim. Tabii. Aidiyet için evet. Çok önemli saptamaların var. Hı-hı. Onları birazcık da konuşmak istiyorum. Tabii. Orada Monsieur Aldo'nun söylediği biz tam olarak nereye aitiz? Tam olarak bilmiyorum diyor ya. Hatırlamışsındır tabii, mutlaka. Tabii. Babasıyla hep İtalyanca konuşurken de şöyle diyor. Yoksa aidiyet dedikleri dilin duyurduklarında ve evet, yaşattıklarında evet, mıydı? Evet. Ve buna rağmen şu da, bak sorular üst üste geldi. Tek sevmediği farklı görünmek ve farklılığı hissetmek zorunda kaldıydı galiba. Evet. Şimdi burada Monsieur Aldo ve kızı Annette bir Levanten ailesi. Levantenlerin çoğu İtalyanca konuşurdu aralarında. Fransızca da konuşurlar. Çok genelde aydın insanlar oldular hep. Evet. Yani geçmiş zaman kiplerini kullanmak zorundayım. Çünkü sayıları çok azaldı ne yazık ki. Şimdi orada evet biz nereye aitiz sorusu. Şimdi... Doğu'nun insanları, yani Levant zaten Fransızca Doğu. Doğu'da doğanlar, Doğu'da doğmuş olan insanlar onlar. Ne dil kökenlerinin kendilerini götürdüğü yere aitler, ne de tam anlamıyla buraya aitler. Yani adlarının Aldo veya Annette olması bile başlı başına yeterdi. Şimdi ama insan... Her zaman bir aidiyet arar. Yani bir yere ait olmayı, bir yere bağlı olmayı ister. Mesela bu yaşadığın şehir olabilir. Yaşadığın şehrin kültürü olabilir. Mesela bende öyledir. Ama bir o kadar da bazı diller olabilir. Mesela kendini insan bir dile daha çok ait hissedebilir. Peki Mario Levi olarak sen o dille mi ilişki üzerinden kuruyorsun yaşamsallığını, yoksa mekan olarak mı kuruyorsun? Ne dersin? Zor soru. Evet. Çünkü birkaç cevabı var. Ama ilk aklıma geleni söyleyeyim. Lütfen. Dil. Dil. Ha. Dil çok üzerinden. Enteresan. Hatta o kadar ki şimdi... Bir de çok dilli bir insansın. Evet. Hayatın koşulları bana bu imkanı sağladı. Ne mutlu bana. Birkaç dili şu anda... konuşabilecek, okuyabilecek ve yazabilecek kadar biliyorum. O önemli değil ama şu var. Ben kendimi hangi dilde var ediyorum? Türkçe. Dolayısıyla... Yani senin evin Türkçe. Vatanım Türkçe. Vatanım Türkçe, evet. Yani ben Türkçeyi vatanım olarak görüyorum. Dikkat et, Türkiye demiyorum. Biliyorum. Türkçe diyorum. Türkçeyi vatanım olarak görüyorum. Çünkü kendimi... var ettiğim yer burası. En derin ülkem, derin ülke. Yani bunun çok önemli olduğu karar. Ha, bu derin ülkeyi besleyen başka kültürler, başka diller, başka dillerin getirmiş olduğu duygular elbette var. Tabii. Tabii yani dediğin gibi çok dilli bir ortamda büyürsen zaten öyledir. Ama neticede bir yerden sonra bir tercih yapıyorsun. Bu yüzden dillerin varlığına ve dillerin yaşatılmasına çok önem veriyorum ve bu konuda çok hassasım. Ne zaman bir yerde kaybolmaya yüz tutmuş bir dil görsem içim burkuluyor. Hmm. Çünkü mesela işte bu ülkede işte kaç 40 dil mi konuşuluyor, ne konuşuluyorsa, yani bunların hepsinin yaşaması gerektiğini ve yaşatılması gerektiğine inanıyorum. Tamam, yani ben tercihimi Türkçeden yana yaptım. Bir başkası tercihini Çerkezce'den, bir başkası tercihini Lazca'dan yapabilir. Yani önemli değil ki o. Hı hı. Asıl önemlisi kendini nerede var ediyorsun o. Evet. Bir de gel şurada direnme konusuna. Evet. Muammer amca söylüyordu galiba. Yani ben Muammer amcayı çok sevdim. Tabii ya. De. En büyük savaş tercih ettiği hayatta direnmek de diyor, evet, anlatıcı onu. Evet. Evet. Ve şimdi Muammer amcanın hayatının özeti, hatta kitaptaki kahramanların hayatla bozuştuğu ya da barıştığı nokta da bu. Evet, doğru. Ama taraf tutmuyor anlatıcı. Yani sadece evet, anlatıyor. O güzelliği evet, de o kitabın evet, zaten. Evet, evet. Tam da bu noktada işte sana demin dilden konuşuyoruz ya. Hı hı. Edebiyata düşen, bunca yıl ömrünü buna adamış bir insan hı, olarak. Ya şöyle sen söyleyeyim. Şöyle söyleyeyim. Şimdi bak, hepimiz bugün adı ne olursa olsun, nasıl bir ad verirsek verelim, bir şeyler yaşıyoruz. Değil mi? Bir şeyler yaşıyoruz. Depresif şeyler. Depresif şeyler. Belki öfkelendiğimiz şeyler. Evet. Belki heyecanlandığımız şeyler. Belki mutsuz olduğumuz şeyler. Ama bir şeyler yaşıyoruz. Bir şeyler. Evet. Tamam. Bana sorarsan, günümüzün yani temel insanlık meselelerinden biri. Yani birini seç desen. Yani mutlaka birkaç tanesini seçmek ve anlatmak ve konuşmak isterim ama yani aklıma gelenlerden biri ne biliyor musun? Özensizlik, hı, kıymet bilmezlik ve sıradanlık. Vasatlık. Evet. Şimdi çünkü birçok insan bugün yani kolay yoldan bir şeyler yapabileceğine inanıyor ve ne yazık ki eminim kabul edeceksin, bu durum edebiyata da sirayet etmiş durumda. Kabul edeceğim tabii ki. Tabii. Tabii edebiyata da biliyorsun sirayet, kabul edeceğim. Biliyorum zaten. Edebiyata da sirayet etmiş durumda. Şimdi yani ortalık kötü kitaptan geçilmiyor. Şimdi ama bu yazılanların ne kadarı edebiyat? Hı. Ben şuna inanıyorum. Edebiyat tam da burada bir direniş. Tam da burada bir haykırış. Evet. Edebiyat hayır demektir. Edebiyat hayır demektir. Hayır demeyi bilmektir. Hı. Anlatabiliyor muyum? Bunu nasıl istersen, hangi üslupla istersen söyle. Ve ayrıca şuna da çok inanıyorum. Baskı dönemlerinde de iyi bir edebiyat çıkabilir. Bunu en son Berlin'e gittiğimde anlatmaya çalıştım. Yani şöyle bir düşünün. Büyük Rus edebiyatı diyoruz, değil mi? Tolstoy, Dostoyevski, Gogol, hmm, Çehov, devamını getir. Ne zaman yazıldı bunlar? Abi Rusya'da çar vardı. Güllük gülistanlık dönemlerde yazıldı. Güllük gülistanlık dönem değildi evet, ki bu. Doğru. Ortalık kaynıyordu ve her an başına bir şey gelebilirdi. Dostoyevski sürgüne gitti Sibirya'ya. Evet. Yani şimdi bütün bunlar düşünüldüğünde ama bu insanlar yazdılar. Bu insanlar yazmakta direndiler. Evet. Ve üstelik bunların hiçbirinin tırnak içinde politik bir şeyleri de yoktu. Hedefleri de yoktu. Yazmanın yazdılar, kendisi zaten yazmanın kendisiydi önemli olan. Evet, evet, evet. Ha, oradan sen istediğin sonuçları çıkarırsın artık. Yani Ivan Karamazov'un söylediklerinden istediğin sonuçları çıkarırsın. Efendim işte Prens Mişkin'den istediğin sonuçları çıkarırsın. Trigorin'den istediğin sonuçları çıkarırsın. Çıkarırsın, o başka. Evet. Anlatabiliyor muyum? Anladım. Anladım. Yani dolayısıyla bu anlamda edebiyatı çok önemsediğim için hatta şunu söyleyebilirim. Edebiyata bugün her zamankinden daha çok ihtiyacımız var. Bunu umut cümlesi olarak aldım mı yazdım ama bir yolculukta mı senle demiştin ki Müge hiç olmadığı kadar yazma arzusu var içimde ve evet, inadına yazıyorum evet, diye. Aynen öyle. Hala da öyle. Bundan hiç vazgeçmedim. Hani birazcık böyle babaannemi hatırlayarak diyelim. Aman nazar değmesin, tahtaya vuralım. Vuralım ben de. Fakat hakikaten çok verimli bir dönemde olduğumu hissediyorum. Yani içimde büyük bir yazma isteği, büyük bir yazma heyecanı var. Vallahi yani 13 kitap yazdıktan sonra 61 yaşında bunu hala hissedebilmek bence güzel. Edebiyatçının yaşı yoktur Mario ya. Yoktur tabii. Değil mi? Yani yazabileceğimiz son yere kadar yazacağız. Son solumuza kadar. Son soluğumuza kadar. Neyi merak ediyorum biliyor musun? Söyle. Son kuracağım cümle ne olacak? Dilerim o çok sonra. İnşallah yazılır. Çok sonra olur ama bu çok önemli. Benim aklımda bir cümle var. Söyleyeyim mi? Hadi peki söyle. Şaka yaptım. Tamam. İki kelimelik bir kayda düştüm. Mario, peki, süremiz doldu. Ama evet, bu kitaptaki kadınlar için hakikaten senden bir randevu alayım. Ben kendimi davet ettirdim. Tamamdır. Yani Yanlış Tercihler Mahallesi ve Kadınlar şeklinde hakikaten evet, uzun evet, uzun tartışılması gereken bir İnşallah, kitap. İnşallah. Geldin, ayaklarına sağlık. Çok teşekkür ederim. Yani diyebilecek hiçbir şeyim yok. Hayır, yine gel. Hayır, teşekkür ederim ama ayrıca bir yazar tarafından ve üstelik çok sevdiğim bir yazar tarafından sorguya çekilmek de ayrı bir dertte. Neler çektiğimi bir ben biliyorum. Umarım yansımamıştır bu. Sen her Yüzüme. Zaman güzelsin. Sağ ol, sağ her zaman güzelsin. Evet. Ya programı kapatmak durumundayım. Bugün çok kıymetli bir konuğum Mario Levi'yi Yanlış Tercihler Mahallesi ile burada konuk ettik. Bize çok keyifli anlar yaşattı. Çok üzerinde düşünmemiz gereken şeyler söyledi. Var olsun ve onun daha nice güzel kitabı yazacağından zaten eminiz. Lütfen kendinize iyi bakın. Yanlış tercihler yapabilirsiniz ama hayatta Mario'nun dediği gibi doğru nedir ki? Doğrular ne? Evet. Var mı? Bilmiyoruz. Önemli olan buluşmak galiba. Hoşça kalın.